Evet, yine 5. şuada Bediüzzaman Hazretleri bir hadis-i şerifi nazara veriyor. Ahir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar alnında haza kafir. Evet. Ya bu kafirdir. Evet. Yazılmış bulunur. Şimdi millet baksa ki adamın alnında haza kafir yazıyor, o zaman tamam, bu da peygamberin haber verdiği adamdır deyip onun şerrinden korur kendini, veya işte inanmıyorsa, dini değerler lakaçsa inanır falan, imtihan sıkıntısı var, imtihan Evet. bozulur. Demek ki bu haza kafir açıkça yazıyla yazmayacak. Bu Yazmayacak. ama haza kafir manasını işmam eden, gösteren bir başka bir alamet olması lazım. Alamet olacak. Üstad Hazretleri bunu nasıl açıklıyor acaba? Şimdi evvela şunu bilelim. Kütüb-ü Sitte'de Müslim Fiten kitabında 101. hadis diye geçiyor bu. 101. hadis. Rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar alnında haza kafir. İşte kafir budur. Yazılmış bulunur. Allah. Allahu alem bis sevap. Bunun tevili şudur ki. Tevil etmek lazım bunu. Müteşabih. O Süfyan, o İslam Deccalı, kendi başına Frenklerin, Avrupalıların serpuşunu, şapkasını koyup herkese de giydirir. Şimdi şapkanın özelliği ne? Bir de zünnar var. Zünnar bele takılır. Rüküye mi? Evet, yani insanın eğilmesine mani oluyor. Rüküye Bunun gidemez. manası şu, ben rüküye gitmem senin huzurunda demektir. Aa. Evet, dolayısıyla bunu takmak bilerek bazı alimlere göre küfürdür. Şapkanın da o uzantısı, ben senin huzuruna secdeye anlamı koymam anlamına geliyor. Her ne kadar onu takanlar o manada kullanmıyorsa da, o niyetle takmıyorlarsa da, onun normal olarak kullanma şeyi bu. Dolayısıyla Frenklerin ilk bunu kullandıkları vakitteki niyetleri bu. Ama Evet. şimdi güneşten korunmak niyetiyle ya da askerlerimiz, polislerimiz, kolluk kuvvetlerimiz bunu mecburiyetten takıyor diye haşa böyle bir yakıştırma onlara olmaz. Zaten şey var öyle, baştaki iman İşte geliyoruz oraya. Oraya burada geliyoruz geçiyor. tabii. Evet. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, yani cebir ile zorla ve kanun ile de bunu ne yapacak? Yayacağından, Giyilmesi kanun olacak evet, yani. umumileştireceğinden dolayı o serpuş dahi, o Frenklerin taktığı şapka dahi secdeye gittiği için. Ya ne yapıyor bir Müslüman, bir subayımız, değil mi? Bir komiserimiz, bir askerimiz, bir polisimiz ya da herhangi bir vatandaşımız. Adam çiftçi diyelim mesela, takmış güneşten korumak için. Çeviriyor, Allahu Ekber deyip secdeye gidiyor. Üstadları gibi muhakkik zatlar, yani kalpteki tasdikle bir işin yapılmasıyla sadece ihtiyaçtan dolayı bir şeyin yapılmasını da birbirinden ayırıyor. Burada Ama bir şey, ben evet. bir şeyler koyabilir Evet. miyim? Çiftçi deyince biraz onlar keyfi giyiyorlar. Evet. Burada Üstad Hazretleri tamimden bahsetti. Evet. Yani bir kanun ve kanuna mecburiyetten Evet. dolayı giymekten bahsetti. Onların belki keyfi giyenlerin bilmeyenleri mazur olabilir. Evet. Ama bilerek bunun küfür alameti olduğunu bilerek sırf güneşten korunayım diye giymek herhalde yine sıkıntılı Yine bir de durum. hüznüzar etmek lazım. Şimdi burada Adem'i kabul ile kabul Adem var ya. Evet. Şimdi kabul Adem, kabul Adem yani bilerek, ispat ederek, inatla bunu yapmaktır. Adem'i kabul ise lakaytlıktan geliyor. Sadece toptancılıktan her zaman kaçınıyor. Dolayısıyla cebren, zorla, ondan sonra mecburiyetten, kanun ile bir zamanlar yapıldığı gibi. Şu anda da şapka giymek kanunen mecburidir. Ama artık devlet bunun peşinde değil. Evet. Ama birisi de farz edelim ki diyelim mesela. Yani biliyor ki bu ama ben bu niyetle şey yapmıyorum. Kalbin nasıl sağlam o zaman ona dokunmamak lazım. Yapmaması daha iyi de. Evet. Yani yapsın, o nasıl yaparsa da önemli değil demiyoruz yani. Yapmasa daha hayırlı ama yaparsa da biz böyle bir yakıştırma, keyfi bile giyse, lakaydana da giyse yapamayız yani. İşte bu hakikati öğrenmesi Evet, lazım. lazım. Tabii. Öğrenirse de asla müracaat etmemesi lazım. Yani tabii öyle. İnşallah ihtida eder diyor üstadımız. Kim ihtida edecek? Şapka. Allah Allah. Tabii bak ne diyor? O serpuş dahi. Secdeye gittiği için inşallah ihtida eder. Bir çiftçi kardeşimiz ters çevirip namaz okuduğunda Allahu Ekber deyip şey yapıyorsa ne oldu? Hem kendisi hidayet ehli hem de Evet. şapkasını da hidayet erdi mi canım? Secdeye gidiyor yani. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Demek ki Ha, istemeyelim. isteyerek, evet yani isteyerek burada ben şöyle anlıyorum. Ya bu şeyi ben
bu haza kafirin şeyini, sistemini severek tabi olan, ve şapkanın da mahiyetini bildiği halde ben takarım arkadaş ve onun böyle olmadığını da ilan etmekle. Enteresandır abi şimdi. Bizim Doğu'da özellikle yani. Çok alimlerimiz, çok hocalarımız takıyordu bir zamanlar. Ben bir defa birisini okudum, çok rahatsız oldum. Ya dedi, hocam dedi, ya dedi, ben dedi geliyorum buraya, tak kemiği takıyorum, namazımı kılıyorum. Yani böyle bir yakıştırma herkese yapılmaması lazım. Bakıyorsun ki evet diyorsun. Çünkü yanlış tevillere de girebiliyorlar bazıları. Çünkü kalbindeki manayı ne yapıyor? Kendisi anlatmaya çalışıyor. Benim kalbim de diyor bunu tasdik edecek. Küfür serpuşudur. Bundan dolayı da giyiyorum diye kalbimde bunu tasdik edecek herhangi bir emare yok. Madem ki yok. Ya lakayt davranmak ayrı, bir de hafife almak. Hafife almak tabii biraz problem yani. Orada problem var. Mesela adam diyor ki yani hiç öyle şey olur mu? Bez parçası, hadi bez parçası. Dinle, imanla, Kur'an'la. Tabii. Küfürle ne alakası var? Tabii. Ama o arkasında veya içinde temsil ettiği bir mana var. Şimdi mesela bir bez parçası diye bayrağı mesela ayağımızın altında çiğneyemiyoruz. Ya da bir İngiliz bayrağını başımıza geçiremeyiz. Gönderemeyiz tabii. Dolayısıyla mesela sarık da bir bez parçası ama bir İngiliz sardığı zaman ona o Müslüman diyorsun. Evet, çok güzel. Bir misyonu, bir ona yüklenen bir manası var. Manası var tabii. Onun için İskilipli Atıf Hoca'yı da Allah rahmet eylesin, rahmetli analım inşallah. Yani ona da yine aynı soruyu sormuşlar. Demişler ki yani bir bez parçası niye bu kadar büyütüyorsun yani? Şapkayla alakalı bir risale yazmış ya, ondan dolayı idam edilmiş zaten. O da aynı bu misali vermiş. Yani bir İngiliz bayrağı da, bir gavurun bayrağı da bez parçası. Türk bayrağının yerine niye göndermiyorsun diye. Buyduğunuz gibi yani ona tamamıyla sen tamam diyoruz. Yani kanunlarla da zaten bunu yaymaya çalışmaların altında yatan o. Asırlarca, 1500 senedir bu İslam alemi bundan kaçınmış. Şakayla dahi olsa kafasına geçiren, kafasına giyen kafir olur demişler. Zembili Ali Efendi gibi yani. Evet. Dolayısıyla İslam alemi bu kadar alemleri bu kadar kaçınmışken elbette insanlar bundan kaçınacak. Ne yapalım? Onlara bir küfür alameti olarak ısrarla, kanunla, cebren, zorla bunu yapalım diyenler olmuş. Ama artık o manada bir şey kalmamış fazla. Yani öyle bir niyet, öyle bir alamet. Ama biz yine elimizden geldiği kadar herkese kardeşim şapka böyle bir manayla oluşturulmuş, ihdas edilmiş. Ne kadar uzak dursa o kadar kârdır, hayırlıdır deyip uzaklaştırmak lazım yani. Evet, Allah razı olsun.